2006 yılında yayınladıkları ilk albümleri Yeniden Hayata ile Türk rock piyasasına sağlam bir giriş yapan Dorian 8 yıllık uzun bir aradan sonra geri döndü. İşte müzisyenlerle yaptığımız keyifli röportaj. Yeniden Hayata. 2006 yılında yayınladıkları ilk albümleri Yeniden Hayata ile sıkı bir hayran kitlesi edinen Dorian 8 yıllık uzun bir aranın ardından geri döndü. Birazcık daha biz müziği çok düşünen insanlarız, öyle adamlardan kurulu bir grup. Tamamen müziğe bakıp bunun üzerinden daha nerelere gidebiliriz, daha derin sular nerelerde var gibi bir arayış oldu. Ondan sonra da aradığımızı bulmaya başladığımız an yeni projeyi bu şekilde kaydetmek istedik. Sürekli canlı çalmak demek eninde sonunda eski albümü sürekli tekrarlamak da anlamına geliyor. Düğmeyi kapatıp bir daha açmak daha iyi oldu açıkçası. Grubun yeni albümünden ilk klip Eşsiz ve Zamansız adlı parçaya çekildi. Yeni albüm birazcık daha şöyle, daha Dorian'ın o bulduğu şeye dair daha kendine dönük bir yerde duruyor. Birazcık daha farklı bir müzik tasvir yapmaya çalıştık. Onu da bir insanlara sunmak şu an geldiğimiz nokta o. Şu an yaptığımız her şeyin sağlamasını yeniden göreceğiz. Bakalım insanlar ne diyecek. Biraz daha hikayeye bağlı şarkılar. Evet. Biraz daha yani kendi kendine bir şey anlatarak sonuca varıyor gibi gözüküyor. Anadolu ve tasavvuf ezgilerinden progresif rock'a geniş bir yelpazede müzik yapan grup, aradan geçen zamanda müziklerinin olgunlaştığını söylüyor. Bir formül sadece tutuyor anlamına geldiği andan itibaren bunun bir akım olmadığı halde peşinden koşulan bir mevzu birazcık can sıkıntısı verdi bize. Hani o yüzden şey dedik, biz daha farklı bir şey yapalım. Belki hani bu başka bir şey yaratır, başka bir algı kurar. Televizyon artık tek alternatif değil. Yani müzik dinleyicisi bir şeyler paylaşıp takip ederken başka yöntemleri daha çok kullanıyor. O eskiden biraz daha tehlike gibi gözüküyordu ama şu anda da yayılmanın en hızlı aracı haline geldi yani. Artık hiçbir şey eskisi kadar pahalı değil bir yerlere ulaşmak için.